72 hours. Goddamn, I'm feeling amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud nine, and this nine is never on vacation. Start up that Maserati. Hepinize merhabalar, ben Umut. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videomuzla birlikteyiz. Uzun süreden sonra vakit bulamıyorum, o yüzden video çekemiyorum. Şimdi, geçen videoda değil, iki video değil, geçen videodan önce, en sonki videodan önce şöyle bir logo yapmıştık hatırlıyorsanız. İzlemediyseniz, ekrandaki kart, şimdi kartı ayarlayamam şimdi de linkten, işte açıklamadaki linkten o videoya gidebilirsiniz. Intro nasıl yapılır değil, logo nasıl yapılır videosuna. Orada o videoda da bunun gibi logo yapmayı göstermiştim. Şimdi bu logo ile intro yapacağız. After Effects kullanacağız. İnternetten indirebilirsiniz. Bu şekil. Kilitlendim. Şimdi önceki videoda parçaları birleştirmeyin demiştim. Yani bu tek işte şekiller olsun, şimşek olsun, çerçeve falan hepsi ayrı olsun, yazı olsun. Ayrı olsun demiştim. Birleştirmeyin demiştim. Hatırlıyorum dediğimi. Şimdi hepsini grup için almıştım ben. Şimdi grubun içinden çıkartıyorum öncelikle. Bütün hepsini seçmek için CTRL tuşuna basıyoruz. CTRL tuşu, üzerinde CTRL yazan tuş var klavyede. Ona basıyoruz. Ve hep bütün katmanlara bu şekilde tek tek tıklıyoruz bak. Bir tanesine böyle tıkladık. Diğerine tıkladım. Diğerine tıkladım. Diğerine tıkladım. Ama elim hala CTRL'de bunu yaparken. Bir daha tıkladım. Bir daha. Bir daha. Karışık bir şey yok. Zor bir şey yok burada. Lütfen. Zor bir şey yok. CTRL'ye basılı tutarak seçiyoruz. Bak bir daha göstereyim. CTRL'ye basılı tutuyorum. Şu an elim CTRL tuşunda bak. Bak bu şekilde. Tek tek tıklıyorum. Ve elimi CTRL'den çektim. Gördüğünüz üzere duydunuz inşallah. Bakın yazıları tutup şu... Allah dur. Yine hepsini seçin. Hepsini tutup bu şekilde sürükleyip çıkartıyorsunuz logo grubunun içinden. Ardından logoyu da şu şekilde tutup buradaki çöp kutusuna sürükleyebilirsiniz. Buradaki küçük çöp kutusu. Şimdi bütün parçalar ayrılmışken bizim burada yapacağımız şey bazı şeyleri birleştirmemiz lazım. Mesela yazıyla yazının gölgesini ve şimşeklerle şimşeklerin gölgesini birleştireceğiz. Evet bakın yazının gölgesi arkadaşlar bu. Yazının gölgesiyle yazıyı seçiyorum. CTRL'ye basılı tutuyorum ve E'ye basıyorum arkadaşlar. E. Edirne. Bunu yaptığımız zaman gördüğünüz üzere yazıyla gölge tamamıyla birleşti. Yazı diyelim buna sadece. Oha. Nasıl yazayım? Yazı. Evet şimdi üstteki gölgeye gelelim. Şimşeklerin gölgelerine. Evet, bakın burada şimşek diye adlandırmıştık zaten. Gölgeyi seçtik. Yine CTRL'e E'ye basarak bunları birleştiriyoruz. Evet birleşti gördüğünüz üzere. Zaten başka bir şey kalmadı. Şimdi burada neyimiz var? İki tane iç şekiller var gördüğünüz üzere. Bir sağda bir de solda. Bu ikisini de seçip birleştiriyoruz. Ve şimdi burada toplam 4 parçamız oldu. Bu parça ne? Şimşek, çerçeve, yazı ve şekiller. Bu şekilde çerçeve, şekiller, yazı falan. Yazı. Şimdi burada işimiz bittiyse yeni bir dosya oluşturuyoruz. Parçaları kaydetmek için. Klasör diyelim. Buraya intro parçaları diyeceğim. Tamam. Intro parçaları diye bir dosya oluşturduktan sonra burada arkadaşlar yapacağımız şey, mantığını anlatayım ilk öncelikle. Bütün parçaları tek tek kaydedeceğiz. Yani örnek olarak ilk önce mesela sadece bunu kaydedeceğiz tek başına. Ardından bunu gizleyeceğiz. Bunu tek başına kaydedeceğiz. Bunu gizleyeceğiz böyle ve böyle tek tek. Tabi bunu yaparken bu arka plan böyle olacak şöyle. Şimdi bu arada yeni arka plan oluşturmayı göstereyim. Buradan dosyaya tıklıyorsunuz. Yeni diyorsunuz. Tamam OK'ye basıyorsunuz. Yeni arka plan açılıyor bu şekilde. Şimdi her şeyden önce tabi bunları yapmadan önce bunun tam ortada olması lazım. Onu ayarlarsınız. Ayarlarsınız herhalde. Şimdi bunları ortaladıktan sonra değil. I'lık bir şey yok. Arka planı sizde böyle kitli olabilir. Şu şekilde. Üstüne çift tıklayın kilitliyse ve OK'ye basın. Tabi böyle demeyecek size. Siz sadece OK'ye basın çift tıklayıp. Kilit kalkacaktır. Kilit kalkınca bunun şuradaki kenardaki gözüne tıklayın ve görünmez yapın. Ardından bütün
katmanları gizleyin. Bir tanesini açın. Mesela çerçeveyi açın ilk önce. Dosyaya tıklayın kenardan. Kaydettiğin save as diyecek. Hani şu olarak kaydet diyecektir herhalde. Bilmiyorum. Ardından buradan yeni oluşturduğunuz intro parçaları dosyasına aktarın. Tıklayın iki kere. Bunu buraya PNG olarak kaydedin. PNG değil. PNG değil ama ilk önce PSD olarak kaydedin. İlk parçayı PSD olarak kaydedin. Ardından yeniden save as dediğimiz zaman direkt olarak o dosyanın içine açılır böyle PSD oraya kayıtlı olduğu için. Şimdi hala bakın gözü hala çerçeveyi kaydediyorum tek başına. Arkada hiçbir yok. Transparan background. Buraya çerçeve diyeyim. Ardından Photoshop buradan kaydederken de PNG'yi seçin en alttan bakın. Tamam. Kaydet diyelim. Tamam. Şimdi çerçeveye giziyoruz. İç şekillere geliyoruz. Onlar çok görünmüyor tabii şey olduğu için. Bakın buradalar aslında. Save as diyorum. İç şekiller diyelim. PNG. Kaydediyorum değil mi? Evet. Tamam. Kaydet diyoruz. Hemen bunu da gizliyorum ve yazıyı açıyorum. Yazı diyorum. PNG diyorum. Tamam. Şimşek diyorum. Bu şekilde. Save as. PNG. Şimşek. Evet arkadaşlar. 4 logo parçasını da kaydettikten sonra buradan çıkabilirsiniz. Tamam. Şimdi After Effects'imizi açtık arkadaşlar. Yeni bir kompozisyon oluşturmayı göstereyim. Zaten açık değil galiba hiç. Program açıldıktan sonra Composition var burada. Türkçe kitlendim yine. Composition'a tıklıyoruz. Program dondu. New Composition diyoruz buradan şu şekilde. Burası gelecek arkadaşlar. Buradan Photoshop'taki çalışma alanınızdaki boyut neyse buraya da aynısını girin. Neydi? 1920'ye 1080'de yapmıştık hatırlıyorsanız. Diğerinde de zaten logo yapım videosunda da bu ayarları söylemiştim. Background color önemli değil. Süreyi 30 saniye yapın. Aynen burada gördüğünüz gibi yapın. Bu şekilde. Resolution'da full yapıyoruz. Frame rate'i de 60 yapıyoruz. Ama bilgisayarınız çok iyi değilse bunu böyle 50 veya 40 yapabilirsiniz. 30'u önermiyorum. 30 baya kötü oluyor. Yani 30 saniyelik bir şey renderlayacağız. 60 da olsun. Yani ne kadar zorlayabilir ki yani öyle düşün. Background color da önemli değil. Okey diyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok After Effects videom yok. Bir tane var galiba. Buradan şuradaki project kısmı. Bakın project kısmı var burada bir tane. Ve burada böyle boş bir alan var. Yeni bir kompozisyon oluşturduktan sonra burada comp 1 olarak görünür. Çok hızlı konuştum pardon. Eğer burayı göremiyorsanız project kısmını Window'a geliyoruz arkadaşlar. Buradan project bakın en altta project var. Şöyle ise eğer bakın böyleyse Window'a gelip buradan Project'i açabilirsiniz. Ki şöyle diyeyim bu arayüzde göremediğiniz benim yaptığım veya sizde olmayan herhangi bir şey varsa ilk önce yorumlarda sormadan önceki yorumlarda ben size olabildiğince bildiğim bir şeyse cevap yazıyorum. Bilmediğim bir şeyse bilmiyorum yazmıyorum. Gerek yok cevap yazmıyorum. Window'a gelip burada sizde olmayan herhangi bir şey açabilirsiniz. Paint var. Ne zaman mesela? Paint burada mesela gördüğünüz üzere. Window'a gel. Paint'i aç kapa. Şimdi buraya iki kez tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan intro parçalarımızı çıkartıyoruz. Şurada bakın. Kaydetmiştik. 4 tanesi. PSD'yi dokunmuyoruz. PSD'yi açmayacağız. Sadece PNG'leri çıkartacağız. Şöyle seçiyoruz hepsini ekip olarak. Bakın hepsini seçtik. Ctrl'ye basıp tutarak şunu da alalım. Ya da tek tek açabilirsiniz. Önemli değil. Bu PNG olarak kaydettiklerimizi açıyoruz. Import diyoruz. Aynen bunları şuradan sürükleyip alttaki şu nedir burası? Çalışma alanımıza atıyoruz. Gönlü intromuz, pardon, logomuz tam olarak oturdu arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. Herhangi boş bir yere tıklıyoruz buradan şu şekilde. Ardından buraya sağ tıklıyoruz. New diyoruz ve Solid diyoruz. Şuradan Solid bakın. Bu boşluğa sağ tıklıyorsunuz. Solid. Buradan Solid'e gidiyoruz arkadaşlar. Color var bakın altta. Şu beyaz kutuya tıklıyoruz ya da sizde ne renk olur bilmiyorum. Bunu şöyle gri bir renk yapıyoruz. Mesela renk kodumuz 21211 hani. Anlatabildim mi? Mesela ya da şöyle 1513 15. Şöyle bir böyle grimsi bir renk ya da istediğiniz herhangi bir renk. İşte kırmızıya çek istersen. Ben niye karıştıysam burada. Böyle bir renk veriyoruz. Okey diyoruz ve bir daha okey diyoruz. Gördüğünüz üzere böyle bir solid oluşturdu. Şimdi hepsinin üstüne geçti bu. Bunu bakın arkadaşlar şu kenardan tutup aşağıya sürüklüyoruz bu şekilde. Aynen. Şimdi buradaki bütün parçalar
Aynen Photoshop'taki ile tamamıyla aynı. Şimdi burada yapacağımız şey çerçeveyi en aşağıya koyuyoruz. Yazıyı şöyle şimşekler en üstte olacak. İç şekiller çok önemli değil. Yani çerçeve en altta, yazı çerçevenin üstünde, iç şekillerin yeri önemli değil. Şimşekler de en üstte olacak yani katman sıralamasında. Aynen çizgi filmde televizyon varmış. Şimdi buradan sonrası birazcık karmaşık. O yüzden beni dikkatli dinleyin burada ve hani dikkatli bakın ne yaptığımı. Çünkü burayı nasıl anlatacağımı harbiden bilmiyorum. Burada da aynı şekilde CTRL'ye basarak hepsini seçebiliyorsunuz. Anladım. Ya da şimdi hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Şu, hepsi seçiliyken bakın burada çok dikkatli olun. Hepsi seçili ya bunların. Şu kenardaki ok işaretine basıyoruz. Gözde hepsinin altında transform diye bir sekme açıldı. Aynen bu transform'un yanındaki noktaya da basıyoruz. Şimdi bunlar da açılmadı fakat burada yapacağınız herhangi bir şey bunların hepsinde işleyecek. Şimdi bakın burada position var arkadaşlar. Position değerleri 960'a virgül, bakın 960 virgül 0 virgül 540 x y z olarak geçiyor galiba. X ile y sağ sol, yani x ile y yukarı, y neydi? X büyük bir ihtimal sağ sol, y de yukarı aşağı. Z de işte çapraz falan oluyordu galiba. Gerçekten hiç bilmiyorum, kusura bakmayın. Şimdi biz arkadaşlar bu ortadaki sıfıra hiç dokunmuyoruz çünkü sıfıra gerek yok dokunmamıza. Bu arada yaptığınız herhangi bir hatayı CTRL Z ile geri alabilirsiniz. Photoshop'ta CTRL Alt Z idi. Burada direkt CTRL Z. Biraz yavaş anlatmam lazım. Şimdi position kısmındaki 960'ı mı? Yok, hayır. 540. Bu 540'ı ilk öncelikle aklımıza tutmamız lazım. Ki 1980'e bin, pardon, 1920'ye 1080 açtıysanız bu hep 580 olur. Hani onu da söyleyeyim, hani eğer bu ortalamışsanız. Şimdi bunu 580 arkadaşlar, enter point var, bir de position var. Dikkat edin, enter point'e dokunmayın. Position arkadaşlar sayısını yükseltiyoruz. Yükselttikçe bugün aşağı doğru iniyor. Bunu böyle çekiyoruz iyice. Tamam. Kadrajdan çıksın bizim için önemli. Yani kadrajdan çıkması bizim için yeterlidir. Şimdi arkadaşlar buradaki gördüğünüz üzere bir hani zaman çizelgesinde böyle bir imlecimiz var. Bu imleci ilk önceki birinci saniyeye koyalım. Evet, birinci saniyeye koydum. Bakın tam bir de burada göründüğü üzere. Birinci saniyedeki arkadaşlar bakın position yanında bir saat var. Böyle küçük bir kronometre gibi. Buna bir kere basıyoruz arkadaşlar. Ardından bunu birazcık bu süreyi yani bir saniye mesela 2 saniyeye falan atıyoruz. Birazcık ilerletiyoruz yani. Çok ne kadar ilerlediği önemli değil. Onu birazdan ayarlayacağız çünkü. Ve arkadaşlar bunu şuradaki değerin üzerine 2 kere tıkıyoruz. 540'tı yani eskiden. 2 kez tıkıyoruz ve buna 540 yazıyoruz yani. Bakın 540 yazdım. Enter'a bastığımızda logo yeniden burada. Şimdi şuradaki ok işaretini yeniden basıyorum ve hepsini kapatıyorum gördüğünüz üzere. Boş bir yere tıkladığınızda seçilimler gider. Şimdi izleyecek olursak arkadaşlar. Yönünüze dümdüz geliyor. Tabii hiçbir şey yok. Hani bir akıcılık yok, bir şey yok, efekt yok. Bakın böyle zap diye çıkıyor. Şimdi bunu daha akıcı yapmayı göstereceğim. Hepsini seçiyoruz yeniden. Yine ok işaretine basıyoruz en üsttekinden ve şunları seçiyoruz. Pardon, tabii öyle yapınca olmadı. Bir dakika. Bir şey deniyorum şu an. Tamam, olmuyormuş demek ki. Şöyle yapayım o zaman. Şimdi bir tanesini açıyoruz sadece. Şöyle buradaki 2 tane noktayı da seçiyoruz. Eğer noktayı göremiyorsanız transform noktasını açın. Üçgenine tıklayın. Ardından bunu seçin. Şöyle sürükleyerek seçin. Sağ tıklayın. Keyframe assistant deyin. Easy ease deyin. Ve gördüğünüz üzere saat işaretinde oldu. Evet, bu şimşekler mesela birazcık daha insan gibi geldi. Diğerleri dümdüz geliyor. Şimdi bunu hepsine uygulayacağız. Şu şekilde açalım transformu. Sağ tıklı keyframe easy ease diyoruz. Tamam. Evet. Şimdi hepsi birazcık daha akıcı girecek. Gözde diğerinden birazcık daha iyi diyebilirim. Yani dümdüz gelmektense.
Biraz kastı. Kasmadı. 60 FPS yaparsanız çok akıcı, çok güzel görünür. Hani dediğim gibi başta söylemiştim. Ha bir de ha, gerçi onu en son söyleyeyim. Şimdi gelelim bunları daha da akıcı ve güzel göstermeye ve son olarak biraz efekt ekleyip bitireceğiz zaten. Şimdi şimşekleri yine en üsttekine gelelim. Bunları seçelim. Bakın bu işaretleri seçelim. Ve arkadaşlar şurada bakın Graph Editor diye bir şey var. Bakın buradaki üstte görünmesi lazım. Graph Editor'a bir kez tıklıyoruz ve böyle bir yer açılıyor. Şundan tutar şunla bu şekilde buradaki minik çubuk ile bunu yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Evet, bu ikisini de seçtikten sonra Graph Editor'a tıklıyoruz ve burası geliyor arkadaşlar. Buradan sağ tıklıyoruz ve Edit Speed Graph yazacak. Bu seçili olması lazım. Buna dikkat edin. Hani Volume falan bunlara girmeyin. Edit Speed Graph önemli. Diğerleri önemli değil. Tamam diyoruz. Bakayım seçildi mi hala? Evet. Şimdi buna tıklıyoruz arkadaşlar ve şuradaki bir dakika ben burayı size birazcık genişleteyim ki daha net görün. Şöyle yapayım. Şimdi buna tıkladığınız zaman arkadaşlar bu çizgiye gözlerin üzerinde sarı işaretler çıktı bu şekilde sarı noktalar. Bu sarı noktaları tutup şöyle dümdüz çekiyoruz. Tamam. Çekebildiğiniz kadar çekin. Zaten bir sınırı vardır büyük bir ihtimal. Bunu böyle çektiğinizde bu böyle kalır. Tamam deyip bırakın bunu. Şimdi izliyoruz. Gördüğünüz üzere birazcık daha şey oldu. Peki ama bu böyle olmadı mesela. Mesela bu birazcık şöyle çekelim. Birazcık daha böyle çekelim. Diğerlerini bir gizleyeceğim bir dakika. Noktalar gitti tabii. Noktayı seçmek lazım. Evet bakın mesela nasıl giriyor şimşekler? Bak, yavaşlıyor birazcık. Biraz hızlanıyor sonra yavaşlıyor. Bir dakika. Birazcık da buradan verelim mesela şöyle. O zaman birazcık burayı keselim. Dur ama bunu oynatmayın dikkat. Şöyle yapalım en iyisi. Birazcık daha böyle yapayım. Ah bozdum mesela programı şu an. Şu an net bir şekilde kırdım yani orada bir şeyleri. Evet bu uygun oldu. Yani buna biraz zaman ayırmanız gerekebiliyor. Bu şekilde. Şimdi evet maalesef bunda hepsini yapacağız. Hepsinde yapacağız bunu. Ama hepsinde yapmak yerine şöyle bakın. Bakın bu imleci tam bu keyframe noktasının yani şu küçük noktanın başlangıcına getirin. Yani tam üstünde olmak zorunda. Bakın bu şekilde. Yani şuradan yakınlaştırın. Ve tam üstüne getirin bunu. Biraz uzaklaştırabiliriz üstüne getirdikten sonra ama üstünde olması lazım. Onu unutmayın. Buradan hepsini seçin bu şekilde. Ve Ctrl C'ye basın. Ardından iç şekillere geliyoruz. Bunların hepsini seçiyoruz ve Del'e basıyoruz, siliyoruz yani. Ctrl V'ye basıp yapıştırıyoruz. Yazıya gelelim. Şöyle yine bunları seçiyorum, siliyorum, Ctrl V ile yapıştırıyorum. Son olarak çerçevedekileri de siliyorum, Ctrl V'ye basarak yapıştırıyorum. Yani ne yaptık? En üsttekini kopyaladık, en üstteki keyframe'leri ve yapıştırdık. Ve gördüğünüz üzere bütün hepsi aynı yerden geldi. Aynı şekilde. Şimdi ben büyük bir ihtimal bu videonun başında parçalar ayrı ayrı geliyordu hatırlıyorsanız. Ayrı ayrı gelmesini göstereceğim şimdi. Şimdi keyframe tam olarak nerede başlıyor? Bakın burada başlıyor. Bunun çünkü yakınlaştırın buradan iyice sonuna kadar. Bir tanesi bir keyframe gerisine gelin şöyle. Bir salise mi oldu artık? Bir tık gerisine gelin. Ve buradaki bütün şekilleri seçin. Şöyle. Ve Ctrl Shift D'ye basın. Denizli. Ctrl Shift D. Ardından bakın bu arkada parçalar kaldı ya. Bunları şuradan üstüne tıklayarak silin. Bu şekilde.
Şimdi ne oldu? Bakın burada herhangi bir intro ile ilgili herhangi bir parça yok. Bu şekilde yeni herhangi bir kesilme bir şey yok. Yani sadece tam olarak başladığı yerden kestik. Şimdi bu parçaların ayrı ayrı gelmesini göstereyim size. Mesela ilk önce çerçeve gelecek ya, en altta çerçeve olacak. İlk önce o başlayacak. Şimdi hepsini seçelim şöyle çerçeve haricinde ve birazcık ilerletelim buradan bakın. 3 keyframe ilerlettim. Şimdi yazıyı seç. Şimdi bunları bırakıyorum ve yazı haricinde diğer ikisini seçiyorum. Birazcık iki tane de bunları geride getirelim. Şimdi sadece şimşekleri seçiyorum ve şu merdiven gibi olacak. Yani evet, gördüğünüz üzere istediğiniz o düşündüğünüz etkiyi verdik. Bu şekil. Şimdi çerçeveyi birazcık daha ilerletebilirim belki. Aynen, çerçeve birazcık daha geç gelebilir. Şöyle yapalım. Evet. Dur. Ha evet, bunu kaydedelim bir de. Artık bir şöyle kaydedelim. Ctrl+S'ye basarak hızlıca kaydedebilirsiniz mesela, onu da söyleyeyim. Şu an yapılacak pek bir şey kalmadı fakat videonun açıklama linkinde şey verdim. Şunu verdim. Yani daha videoyu kapatmayın, bir şey kullanmayı da göstereceğim size. Şöyle bir After Effects Flash Elements verdim. Bunlar arkadaşlar böyle parlak ışıklı mışıklı hareketli efektler. CC 2014 için geçerli diyor en fazla. Bende 2015 var, çalışıyor. Yani 2015 kullanıyorsanız çalışacaktır. Fakat 2016 veya 2017, 2018 varsa bilmiyorum, onlar da çalışır mı? Import diyorum. Bir dakika. Aynı anda OBS de çalıştığı için çok yorabiliyor bilgisayara ikisi. OBS de biraz CPU kullanıyor çünkü. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ok işaretine basıp açıyoruz ve gözünüzde burada bir sürü efekt var. Şimdi bunların hangisinin ne olduğunu tabii ki bilmiyoruz. Orada göstermiyor çünkü. Bunu indirdiğiniz dosyaya gelin arkadaşlar. İndirdiğiniz dosyaya girdiğiniz zaman bakın burada GIF vardır. Preview, Open in Browser diyor. Bunu arkadaşlar Google'ı açıyoruz. Şöyle GIF ya. Bunu sürükleyip arkadaşlar Google'a bırakıyoruz. Gözde burada ne oldukları açıldı. Şimdi mesela ben burada ne kullanayım? Bir dakika, geleceğim oraya da. Mesela şunlardan kullanayım. Bakın arkadaşlar bunlar elektrikmiş. Ne var burada, bu bize güzel bir şey. Ha mesela bakın şu daireli olan güzel. Bakın arkadaşlar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bizim istediğimiz 15. Yani böyle sol taraftan sayıyorsunuz. 15. efekti istiyorum ben. After Effects'e geldik. Bakın elektrik discharges diyor. Geliyorum. Bakın buradan sayı olarak gösteriyor. 15. 15'i tutup sürükleyip bırakıyorum kendi projemi. Gördüğünüz üzere burada kendileri. Bakın böyle. Tabi bunu şimdi bir açamayacağım. Şimdi şöyle intro geldikten sonra bunu da verelim buraya. Evet. İyi, hiç boyutunu ayarlama gerek kalmadı. Tam oturdu. Şu sürükleyerek zaten yerini ayarlayabilirsiniz. Ha, sizin logonuz için boyutu çok fazla geliyorsa şu ok işaretine basın yine. Transform'u açın ve scale var gördüğünüz üzere burada. Bu işaret bakın şurada tikli olsun, işaretli olsun. Bu şekilde istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Şöyle bir tam daire olduğu an yok mu? Tamam, bu yeteri kadar iyi. Şöyle yapalım. Tamam. Evet. Şimdi bunun rengini değiştirmeye göstereceğim. Üstüne iki kere tıklıyoruz. İki kere tıkladıktan sonra yeni bir pencere açıldı burada. Bunun üzerine bir kere tıklıyoruz. Pardon, sağ tıklıyoruz. Ve burada efekt kontrol olması lazım.
Efekte geliyoruz. Ha, aynen. Bu sağ tıklayıp efekte geliyoruz. Efekt kontrol diyor. Buraya tıklıyoruz. Burada bu şekilde Map Black to yazıyor. Tint bir varmış. Yani şunları kapatalım. Dikkatinizi dağıtmasın. Bakın buradan rengi tıklıyoruz. Ne rengimiz? Sarı. Bu ne abi? Ha. Sarı. Okey diyelim. Gözüne rengi sarı oldu. Tabii bizimki birazcık daha açık bir sarıymış. Çok bir etki ettiğini söyleyemeyeceğim. Ama olduğu kadar yani. Şöyle açalım bir izlemeye çalışalım. Evet, şimdi en baştan izleyelim. Yani yeteri kadar yani şöyle diyeyim. Daha çok uğraşılabilir fakat videoda olduğum için çok uzatmak da istemiyorum. Hani çok da iyi anlatamıyorum öyle diyeyim size. Elimden geldiğince. Evet. Bitti. Bunu kaydetmek için ise Composition'a geliyoruz. Üstten. Add to Render Queue yazıyor. Buna tıklıyoruz. Render ayarlarını da göstereyim. Render settings'e bakın burada mavi bir şekilde render settings, best settings, lossless ve comp olarak gösteriyor. Tıklıyoruz best settings'e. Burada bakın bu seçenekte olabilir belki olmayabilir de. Bunu 100 comps frame rate 60 gösteriyor bakın. Yani composition'ın frame rate'ini kullan diyor. Bu seçili olsun. 60 değilse de burada 30'da mesela bunu seçip bunu 60 yapın buradan. Yani öyle değil. Buradan quality best olacak. Resolution full olacak. Bu önemli değil. Bunlar önemli değil. Okey diyorum. Output modüle geliyoruz. Lossless var bakın. Tıklıyoruz buraya iki kere. Format AVI olacak. Output, audio output, auto da olsun. Burada başka ayarlanacak bir şey yok. Okey diyorum ve output'tu diye bir seçenek var. Tıklıyorum iki kere. Kaydedileceğiniz yeri seçiyorsunuz. Bunlar da kaydedilecek yer. İsim veriyorsunuz buna burada. Kaydet diyoruz. Deneme introsu diyoruz. Render'a basıyoruz. Render'a bastığınızda bu mavi işaret buraya geldiğinde bitiyor. Bunu böyle yaparsanız mesafe kısaltabilirsiniz. Mesela şöyle yap. Bak mesafesi kısaldı falan. Daha hızlı biter. Değil. Öyle bir şey yok tabii ki sadece. Eğlenmeye çalışıyorum kendimce. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Video bittiği zaman donuyor olabilir. Şöyle göstereyim. Burada yeni çıkıp da hiç iyi olmamış videolar var mı? Yani şöyle diyeyim. Video büyük bel donuyor olacak sizde ilk çıktığında. Allah Allah hiç şey yok. Hiç şey yok. Ha mesela şöyle göstereyim. Bu büyük bel donacaktır. Hemen niye tam ekranı alıyorsun ki? Bu açılmıyor bile. Yani arkadaşlar video ilk çıktığında kasıyor olabilir. Bunu düzeltmek içinse handbrake vardır. Veya boyutu çok yüksek olabilir. Handbrake indirebilirsiniz internetten. Direkt bu şekilde yazdığınızda çıkar. Ücretsiz bir program yani bunun için link vermeme gerek yok. Yazdığınızda ilk bu çıkıyor. Handbrake diye yazılıyor bu şekilde. Bunu hemen render ayarlarını göstereyim. Dur onun ama renderını durdur bunun şu an. Ölüyor çünkü şu an bilgisayar. Lütfen durur musun? Evet, buradan file var gördüğünüz üzere. File'a tıklıyorsunuz program açıldıktan sonra. Videomuzu seçiyoruz. Öldü. Kesildi şu an. Bilgisayar son nefesini az önce aynen verdi. Ay çıldırıyorum. Tane bir şey aç önemli değil. Heh, geldikten sonra arkadaşlar buradan browse'a tıklıyoruz. Yani kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Kaydedeceğiniz yeri seçiyorsunuz. Dosya adını da veriyorsunuz yine burada. Böyle bir şey verin. Çözünürlük dediğim gibi aynı olacak. Cropping burada custom falan olursa bunu hemen ayarların otomatik yapın. Hayır custom yapın ve 0-0 girin buna. Şey yapmayın yani. Kesmesin. Filtre önemli değil. Videoya geliyoruz. Bu quality videonun hani kalitesini çok
çok az düşürüyor. Yani ben o kaliteyi de düşürmek istemiyorum derseniz hani çok gözle görülür çok da ağır bir şey yok ama yani fark edebiliyorum ben. Ben bunu sıfır yapıyorum ki hiç düşürmesin. Manyağım ben. Ve bu peak frame rate'de kalacak. Bu frame rate'i de 60 yapıyoruz. Aynen böyle oluyor benim ayarlarım genellikle. Tabi bunu şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şöyle 2 değil de 14 falan yani. Ardından buradan start encode'a bastığınızda da kaydettiğiniz yeri bir süre içerisinde renderlayıp verecektir size. Bu yani. Bu kadar. Şöyle diyeyim çok iyi çok iyi anlattığımı düşünmüyorum. Anlatabildiğimi düşünmüyorum. 30 dakika olmuş yani. Bunu daha 15 dakikada da anlatabilirdi benden daha iyi biri. İzlediğiniz için teşekkürler. Onun haricinde birkaç bir şey hani burayı gerçi insanlar şu an kapattı videoyu aslında ama kapatmayanlar için Discord sunucumuz var. Gelebilirsiniz. Videoların altına link koyacağım. Yani gelip sohbet edebilirsiniz ara sıra. O kadar. Söyleyeceğim buydu. Bir de ara sıra yayın yapıyorum. Yayınımın linkini de koyarım. Yayınlarda da tasarım yapıyorum çünkü. Sorusu olan varsa gelip orada sorabilir. O şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.